Merhabalar sevgili Paraksilen Kimya izleyicileri. Efsane Kimya'ya, Paraksilen kullanıcılarına özel %10 indirimli aldığımız Efsane Kimya'ya kimyasal türler arası etkileşimler testleriyle devam ediyoruz. İlk sorumuz, yukarıda verilenlerden hangisi kimyasal türdür? Bildiğiniz gibi 3 tane kimyasal türümüz vardı. Atom, iyon ve molekül. Cevap E seçeneği. İkinci soru güçlü etkileşimlerle ilgili bir soru. Güçlü etkileşimlerde bağ enerjileri 40'tan büyüktür. Adı üstünde bunlar güçlü. Metallerde atom çapı azaldıkça elektron hızlanıyordu. Hızlı elektron daha yüksek çekim oluşturuyordu. Elektron denizi yani metalik bağda bu da metalik bağ kuvvetini arttırıyordu. Kovalent bağ, polar veya apolar olmak üzere iki türdü. Cevabımız denizli. Üçüncü soruda hangisi kimyasal bağ tanımına uyar diyor. İyonik bileşiğin içindeki bağ iyonik bağ, N2 ve H2 gazları arasındaki etkileşime neşet oluşurken kovalent bağ, C6H12 ile H2O arasındaki bağ hidrojen bağı zayıf etkileşim. Zayıf etkileşim moleküller arasında, kuvvetli etkileşim molekülün içinde oluşur. Bunu unutmuyoruz. Bir bileşikte hem iyonik hem kovalent bağ olması için bileşiğin metal ametal ametal türünde olması lazım. Burada iyonik, burada kovalent bağ olsun. Metal sodyum, klor ametal, oksijen ametal. Cevabımız denizdi. Fosfor ametal, hop CNSF, flor klor bromiyot. Ametal, kovalent. Hop CNSF, flor klor bromiyot, kovalent. Hop CNS, ikisi de ametal, kovalent. Hidrojen, karbon, oksijen ametal, kovalent. Cevabın D olduğunu söylemiştik zaten değil mi? Hangisinde verilen bağ türü yanlıştır? Bakın burada işte hop CNSF, flor klor bromiyotun ametal olduğunu ezberlemeniz lazım. Yoksa bilemezsin. Metaller çok, metali ezberleyemezsin. Bak hop CNS H var. Flor klor hop P var. Brom H brom. Ametallerin hepsini işaretledim. Demek ki kalanlar metal. Metal ametal iyonik. Metal ametal iyonik. Ametal ametal kovalent ama farklı ametal olduğu için polar kovalent. Aynı ametal, apolar, farklı ametal, polar kovalent. Cevabımız C seçeneği. Bir bağın kırılması endotermik oluşumu egzotermiktir. Bir atom kimyasal bağ yaparak tek noktalarını alışverişle veya ortaklaşmayla yok ettiği için daha kararlı hale gelir. Hem de dışarıya enerji verdiği için daha düşük enerjili hale gelir. Argon 8,4 enerji alarak sıvıdan gaza geçmiş. Fiziksel olaylarda fiziksel bağlar yani zayıf etkileşimler, kimyasal olaylarda kimyasal bağlar yani kuvvetli etkileşimler etkilidir arkadaşlar. Metalik bağ çapla ters orantılıydı. Çünkü çap arttıkça metalin elektronu çekirdekten uzaklaşıyor. Uzaktaki elektron az çekildiği için yavaş hareket ediyor ve elektron denizinde daha yavaş hareket eden elektron daha düşük metalik bağ yapıyor. Bu yüzden atom hacminin arttığı yönde azalır. Doğru. Aynı grupta atom hacminin azaldığı yönde artar. Aynı grupta atom hacminin azaldığı aynı şeyi söylüyor işte hacimle ters orantılı. Aynı periyotta metalik aktifliğin arttığı yönde artar. Metalik aktiflik sola doğru artıyor. Ancak sola doğru çap arttığı için metalik bağ zayıflar arkadaşlar. Metalik bağın metalik aktiflikle hiçbir ilgisi yoktur. Metalik bağ çapla ters orantılı. Metalik aktiflik ise elektron verme isteği olduğu için çapla doğru orantılıdır. Cevabımız C seçeneği. Hangisinin Lewis gösterimi hatalıdır diyor. Azot 5A'da 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane ortak kullanacak. 2 tane dışta olacak. Bakın bu 2 tane ortaklaşa kullanmış. Yanlış. Doğrusu şöyle olacak. İkisi dışta, üçü içeride, ikisi dışta. Tabi burada nasıl yazdığının bir önemi yok. Şöyle de yazabilirsin. İkisi dışta, üçü ortada, üçü ortada, ikisi dışta. Önemli olan her azot üçer tane ortaya vermesi, ikişer tanenin dışta kalması. Bu yanlış. Flor 7A'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Altısı dışta, biri içte oluyor. Doğru. Azot zaten dış çizmiştik. İkisi dışta, üçü içte. Doğru. 2 ve 3 doğruyken 8. soruda 1 hatalı. Hatalı olanı soruyormuş. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. 9. soruda bize verilen bileşik gördüğünüz gibi tuz. Tuzun kristal yapısı verilmiş, tuzluk verilmiş. Tuz ve tuz bazında
bütün iyonik bağlı bileşikler için konuşursak, iyonik bağlı bileşikler katı halde elektrik yakımını iletmezler. İyonik bağlı bileşikler sıvı halde ve sulç özelliklerinde elektriği iletirler. Çünkü sıvı halde serbest elektriği iletecek iyonlar bulundururlar ve iyonik bağlı bileşiklerin erime noktaları yüksektir. Cevabımız E seçeneği. 10. soru, bağ oluşumu ile ilgili bilgiler verilmiş. Zıt yükler, yani artı ve eksi birbirini çekerken artı artı eksi eksi birbirini iter. Doğru. İki kimyasal tür birbirine yaklaştığında aralarında elektrostatik etkileşim oluşur. İtme veya çekme, doğru. İtme çekme kuvvetleri farkının küçük olduğu durumlarda zayıf, büyük olduğu durumlarda kuvvetli etkileşimler oluşur. Cevabımız E seçeneği. 11. soruda fark ettiğiniz gibi iki iyon, A iyonu, B iyonu ve yine farklı iki iyon A ve C arasındaki etkileşimler verilmiş. Bunlar iyon olduğu için arasındaki bağ iyonik bağdır. Eğer X, Y'den büyükse, yani A ve B iyonları birbirine A ve C'ye göre daha uzaksa, iyonik bağda hatırlıyorsanız uzaklık arttıkça çekim azalıyor. Ne kadar uzaksa o kadar az çeker. X büyükse AB daha az çekiyor. Daha az çektiği için çekim kuvveti daha az, erime noktası daha düşük olacak. Y büyük X ise bu sefer A ve C daha az çekiyor. AC'nin erime noktası düşük, AB'nin erime noktası yüksek olacak. Cevabımız Edirne. Unutmayın, iyonik bağlı bileşikte iyonlar arası mesafe arttıkça çekim azalır. Metalik bağ elektron denizi nedeniyle oluşuyordu ve metallerde aynı periyotta soldan sağa gidildikçe çap azaldığı için metalik bağ kuvveti artıyordu. Bir yanlış. Metalik bağ iyonik ve kovalentle beraber güçlü etkileşimdi. Metallerde serbest halde bulunan değerlik elektronlarını oluşturan elektron denizi ve metal katyonları arasındaki çekim kuvveti tam olarak metalik bağın tanımıydı. Size doğru olanı soruyor. Doğru olan C seçeneği. O zaman hadi ikinci teste geçelim. İkinci testin ilk sorusu kimyasal türlerin sınıflandırılması ile ilgili. Kimyasal türler arası etkileşimler güçlü ve zayıf diye ikiye ayrılıyordu. Birin dolayısıyla güçlü etkileşim olması lazım. Ceyhan, Denizli ve Edirne gidiyor. İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. 2 ve 3'ten biri kovalent, biri metalik olması lazım. Birinci sorunun cevabı Bilecik. Kimyasal olaylarda kuvvetli etkileşim rol oynarken fiziksel olaylarda zayıf etkileşimler rol oynar. Hangisi gerçekleşirken zayıflar rol oynar diye sorduğuna göre hangisi fizikseldir diye soruyor. Şekerin suda çözünmesi fiziksel, buzun erimesi fiziksel, naftalinin süblimleşmesi fiziksel. Her üçünde de zayıf etkileşimler rol oynar. Üçüncü soru için kalsiyum metal, flor ametal. Kalsiyum 2882, değerlik elektron sayısı 2 ve 2 elektron verir. Flor 2-7, değerlik elektron sayısı 7 ve 1 elektron alır. Kalsiyumun en dışında 2 noktası, florun en dışında ise 7 noktası vardır. 5-6-7. Kalsiyum 1 elektronunu 1 flora, diğer elektronunu da diğer flora vereceği için 2 tane flor gerekir. Bakın 2 tane flor. Kalsiyum elektron verdiğinde iş noktası kalmaz, kalmamış. Florun da 8 noktası olacağı için yükü eksi 1 olur. Doğru, iyonik bir bileşik olan kalsiyum florürün elektron nokta yapısı bu şekilde gösterilir. Elektrostatik çekim iyonik bağın sihirli kelime grubuydu. Elektrostatik çekim gördüğümüz anda iyonik bağı tak yapıştırıyorduk. Suda çözündüğünde oluşturduğu taneciklerin kimyasal türü iyondur. Evet, iyonik bağlı bileşikler iyonlardan oluşur. Cevabımız Elazığ. C2H5OH bileşiğinde karbon, hidrojen, oksijen her üçü de ametal olduğu için kovalent yapılıdır. Suda moleküler halde çözünür kovalent olduğu için ve kovalent olduğu için aynı zamanda asit veya baz karakteri olmadığı için sulu çözeltisinde iyon içermez, elektrik akımını da iletmez. Cevabımız Bursa. H2O'nun molekül yapısına baktığımızda oksijen 2-6, 6A grubunda 5-6. Bir hidrojen buraya, bir hidrojen buraya geliyor. Biliyorsunuz bir bileşiğin molekül yapısında merkez atomda ortaklanmamış elektronlar varsa bu ortamı bozup bileşiği polar yapar. Oksijen hidrojene göre daha iyi bir ametal olduğu için oksijen negatif, hidrojen pozitiftir ki konu anlatımında söylemiştik zaten. Bütün kovalent bileşiklerde hidrojen kısmi pozitif karakterlidir. Moleküldeki kovalent bağ sayısı 2'dir. Her paylaşılan elektron çifti
bir bağ ettiği için 2 çift bir bağ, 2 çift bir bağ toplam 2 bağ eder. Yanlışı soruyor. Cevap Bursa. Oksijen 6A grubunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye dizdiğimizde 2 elektronu ortaklaşa kullanabildiği için Lewis nokta yapısında 2 çift elektron ortaklaşa kullanılır ve arada ikili bağ oluşur. O 2 elektron ortaklaşması ile oluşur, doğru. Bağları apolar olan bütün moleküller apolardır. Bağları polar olan da apolar olabilir ama bağları apolarsa molekül kesin apolardır. İkili apolar kovalent bağ içerir. 4 elektron paylaştığımız için ikili bağ içerir. Cevabımız Edirne. 7. soru periyodik sistemde aynı yatay sırada yer alan X, Y, Z ile ilgili. X'in çekirdek yükü en büyüktür. O zaman X en sağda. Z'nin metalik bağ kuvveti Y'den büyüktür. Metalik bağ kuvveti yükle doğru çapla ters orantılıydı. Z'nin daha büyük olduğuna göre Z'nin çapı daha düşük. Yani Z daha sağda oluyor. Y daha solda oluyor. Y, Z, X şeklinde 7. sorunun cevabı Ankara. 8. soruda bir molekülün oluşumu gösterilmiş. Bakın burada 2 elektron ortaklaşa kullanılmış. Demek ki biri X'e biri Y'ye aitmiş eskiden. Burada da biri X'e biri Y'ye ait. X'in bir elektronu olduğuna göre X hidrojen. Bir elektronu var ama bir A'da değil bak. Bir elektronu bulunanın bir A'da olması lazım. Bir A'da metal. Metal elektron alışverişi yapar. Bu ortaklaşa kullanmış. O zaman bir A'da bulunan ve metal olmayan tek element yani hidrojen. Y ise 1, 2, 3, 4 tane kullanamamış, 2 tane kullanmış. Yani 6A grubundaki bir element. X 2 elektron ortaklaşa kullanarak dubleti. Y de 6 idi 2 kullandı oktetini tamamladı doğru. Y'nin bağ oluşumuna katılmayan 4 tane değerlik elektronu vardır. Evet bakın 1, 2, 3, 4 tane. X ve Y element atomları arasında ikili kovalent bağ oluşmaz. X 2 elektron ortaklaşa kullanmış Y ile. Y'nin şöyle 4 tane kullanmadığı elektronu var. X'in de şöyle 2 elektronu var. Her 2 elektrona bir bağ koyuyorduk. Bir bağ şurada, bir bağ şurada yer alır. Şöyle ikili kovalent bağ oluşmaz. Cevabımız 1 ve 2. Yani bakıyorum neresi? Cankırı. X artı iyonunun elektron dizilimi 2,8,8 ise yani 18 ise X19 1A grubunda. 1A grubu metal olduğu için elemental halde metalik bağ ama ametallerle iyonik bağ oluşturur. Katı halde metaller elektriği iletir. İyonik bağlı bileşikler iletmez. Metaller ve alaşımlar iletir. Metaller tel ve lev haline getirilir. Elektron dizilimi 2,8,8,1 olduğu için 4. periyot 1A elementidir. Cevabımız C seçeneği. 10. soru Lewis elektron nokta yapısı ile ilgili. Hidrojenin bir elektronu var, diğer hidrojenin de bir elektronu var. Bakın ortaklaşa kullanılan elektronlar bunlar. Ama etrafında ortaklaşa kullanılmayan elektronumuz yok. Flor 7A'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğer florla bağ yaptığında görüyorsunuz her florda 3'er çift ortaklanmamış elektron var. HF'de de yine flor olduğu için florun etrafında ortaklanmamış elektron çifti var. Hangisinde bulunur diyor. Cevabımız Elazığ. Eğer konuyu hatırlıyorsunuz moleküler yapılı kovalent bileşik demek. İyonik bileşikler moleküler yapılı değil. Alp iyonik, MgCl2 iyonik. Geri kalan bileşiğimiz moleküler yapılıdır. Unutmayın hop CNS, flor, klor, brom, yod diye ametalleri ezberlerseniz rahatlıkla hangisi iyonik hangisi kovalent akılda tutarsınız. CH3OH C 1, 2, 3, H3OH. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane bağımız var ve 5'i de polar. Birincisi yanlış. Suda moleküler olarak çözünür çünkü bu asit baz tuz değildir. Moleküllerden oluşur, iyonlarına ayrışmaz. Cevabımız yalnız 2. İkinci testimiz de bitti. O halde hadi üçüncü teste geçelim. Evet arkadaşlar efsane yayınlarının üçüncü testiyle devam ediyoruz. Birinci soru diyor ki iyonik bağlı bileşikler metal ve ametal atomları arasında oluşur. Artı ve eksi yükün elektriksel veya elektrostatik çekim biliyorsunuz. İyonik bağın sihirli kelime grubuydu. Sert ve kırılgandır. Tuzu düşünün. Tuz sert. Tuzdan bir tabaka oluşturursak
Tuzdan bir taş olursa kırılgan olur değil mi? Dolayısıyla sert ve kırılgandır. Her üçü de doğru. İkinci soru kovalent bağla ilgili. Atomların değerlik elektronlarının ortaklaşa kullanımıyla oluşur. Aynı ametalse apolar, farklı ametalse polar. Polar kovalent bağ farklı ametal atomlar arasında oluşur. Her üçü de doğru. Üçüncü soruda şekilde gördüğünüz gibi metalik bağı özetlemiş. Elektronlardan oluşan bakın bir deniz var. Bu elektron denizi ile metal katyonları arasında oluşan çekim kuvvetine metal bağı veya metalik bağ denir. Metallerin metallerle elektron alışverişi değil. Elektronların boş yörüngelerde, boşluğu fazla olan yörüngelerde serbest dönmesi. Metallerin değerlik elektronlarını hem ait oldukları atomların boş değerlik orbitallerinde, of course, hem de komşu atomların eş enerjili boş değerlik orbitallerinde hareket edebilmesi. Evet, tam olarak metalik bağın tanımı. Negatif yüklü elektronlarla negatif yüklü elektronların oluşturduğu elektron denizi metal atomlarını bir arada tutar. Evet, 2 ve 3, 3. sorunun cevabı. Suda çözündüğünde sodyum ve sülfat iyonlarını oluşturuyorsa iyonları çaprazladığımızda 2 buraya 1 buraya Na2SO4 oluşturur. Doğru. Sodyum sülfür değil sülfat. Sodyum sülfürde sodyum ve sülfür yani kükürdün -2 iyonu vardır ve formülü Na2S şeklindedir. Yalnızca iyonik bağ içerir. Hayır, sodyum sülfat sodyumla sülfat arasında yani burada iyonik, kükürtle oksijen arasında yani sülfat kökünün içinde ise kovalent bağ içerir. Yalnızca iyonik dediği için 3 de yanlış. 4. sorunun cevabı A seçeneği. NH3 azot ve hidrojen ametallerinden meydana yani farklı ametallerden meydana geldiği için polar kovalent bağ içerir. NH3'te azot 5 A'da biliyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5. Merkez atom bir çift ortaklanmamış elektron içerir ve NH3'te hidrojen dubletini tamamlamıştır. Dikkat edin şuraya hidrojeni koyduk. Hidrojenin 2 elektronu oldu. Hidrojenin 2 elektronu oldu. Azot oktetini tamamlamıştır. Her iki element de oktetini tamamlamamıştır. Cevap 1 ve 2. 6. soru verilen bileşiklerden hangisi hem iyonik hem kovalent bağ içerir diyor. Hem iyonik hem kovalent bağ içermesi için iyonik metalli ametal, kovalent ametalli ametal olduğu için metal ametal ametal türünden bileşik olmalı. Bakın çinkoyla nitrat arasında iyonik, nitrat kökünde azotla oksijen arasında kovalent bağ var. Hem iyonik hem kovalent olduğu için sorunun cevabı Bursa. 7. soru hangisi yanlış adlandırılmıştır diyor. Gümüş sabit değerlikli bir metal olduğu için direkt okunacak. Hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Gümüş hidroksit. CH3COO bir kök. Bu kökün adı asetat. Sodyum sabit değerlikli bir metal. Dolayısıyla direkt okuyacağız. Sodyum asetat. Doğru. HCO3 kökünün adı bikarbonat. Sodyum sabit değerlikli olduğu için sodyum bikarbonat. Doğru. Alüminyum sabit değerlikli doğrudan okunacak. PO4'ün adı fosfat. Alüminyum fosfat. Alüminyum fosfür dediğimiz alp. Alplere selam olsun. C2O4 kökünün adı oksalat. Potasyum sabit değerlikli olduğu için potasyum oksalat. Cevabımız 7. sorunun Diyarbakır. Konuyu izlediyseniz CO2'nin elektron nokta yapısını defalarca yazmıştık. C2 elektrona 4 elektrona sahip. 4 elektronu her oksijenle ikişer ikişer paylaştırıyor. Oksijende 6A'da 6A 4 tane dışta 2 tane bağ yapacağı elektronu var. Oksijen 2, karbon 2 koyuyor. Oh mis gibi ortaklaşa kullanıyorlar. Karbondioksitte bileşiğin Lewis yapısını yazdığımızda merkez atomda ortaklanmamış değerlik elektronu olmadığı için merkez atom bütün elektronlarını dengeli dağıtır. Yani bütün elektronlar çalışıyor. İş yapmayan, bağ yapmayan, ortamı bozan elektron yok. Bu yüzden CO2 molekülü, bağı değil bakın, molekülü apolardır. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane polar kovalent bağ içerir. Lewis elektron nokta yapısında yazdığımız her 2 elektron bir bağ ediyordu. CO2 arkadaşlar asit oksittir. Daha henüz görmedik, ileride göreceğiz. Ancak CO2 asit oksit olduğu için asit oksitler suda çözülünce asitleri oluştururlar. Yani karbondioksitin suda çözülmesi fiziksel değil, kimyasaldır. 8. sorunun cevabı Bursa dedik, Bolu dedik, Bilecik dedik. Ne olsun?
Bolu olsun yani. Hani çok kullandık ama olsun. O Bolu. Bolu'ya selam. 9. soruda kalsiyum ve baryum iyonlarının yarıçapı verilmiş. Her ikisinde oksijenle yaptığı bileşiklerle ilgili. İyonik bağlıdır. Evet, ikisi de metal. İkisi de 2A grubunda iyonik bağlıdır. Bao'daki iyonik bağ Cao'dan daha sağlam değildir. İyon çapı arttıkça iyonik bağ sağlamlığı azalır. Yük arttıkça artar. Çap arttıkça azalır. Çünkü yük ne kadar fazlaysa elektrostatik çekim o kadar fazladır. Çap arttıkça da metal ve ametal birbirinden uzaklaştığı için iyi çekemez. Bao'daki iyonik bağ daha sağlam değil, çapı büyük, daha az sağlam olduğu için erime noktası da daha düşüktür. Dolayısıyla 9. sorunun cevabı Ankara. 10. soru bize bileşiklerin formülünü sormuş. Potasyum artı 1, kloratsa ClO3 eksi 1 kökü. Dolayısıyla bu ikisini birleştirip bir bileşik oluşursak E şıkkı çıkar. Sodyum artı 1, siyanür ise eksi 1. Artı 1 ve eksi 1'i çaprazlarsak Bursa şıkkı çıkar. Kurşunun değişken değerlikli olması lazım. Vermiştik değişken değerliklileri. Bakın değerliği verilmiş artı 4. Oksijende eksi 2. Çaprazlayıp çaprazladıktan sonra sadeleştirirseniz C seçeneği çıkar. Magnezyum artı 2. Sülfür ise eksi 2. Çaprazlarsak D seçeneği çıkar. A seçeneği magnezyum sülfür değil. Magnezyum sülfattır. Unutmayın. S sülfür, CO4 sülfat. Cevabımız Adıyaman. 11. soru hidrojen peroksitin H2O2 diye yazdığımız hidrojen peroksitin Lewis nokta yapısını vermiş. Gördüğünüz gibi burada oksijen oksijen arasında apolar ama oksijenle hidrojen arasında polar kovalent bağ var. O yüzden sadece polar veya sadece apolar diyemeyiz. 6 tane bağlayıcı elektron içerir. Hemen şuradan farklı bir renk alalım. Bakın 1, 2, 3 bağ var. Her bağda 2 elektron olduğu için 3 çift yani 6 tane bağlayıcı elektron içerir. Cevabım Diyarbakır. 12. soru 2 tane iyonik bağlı bileşiği soruyor. Sodyum florür ve magnezyum oksit. Hem sodyum 281 hem magnezyum 282 olduğu için ikisi de metal olduğu için iyonik. MgO'nun kristal örgü enerjisi yani iyonik bağ daha sağlamdır çünkü iyonik bağ yükle doğru orantılı artı 2 olan magnezyum artı 1'e göre daha sağlam iyonik bağ yapar. Aynı basınçta sodyum florürün erime noktası magnezyum oksitten düşüktür. Sebebi aynı. İyonik bağ kuvveti iyonik bağlı bileşiklerde aynı zamanda erime noktasını da belirtir. Bu yüzden cevabımız ne oldu? Ceyhan. C ile başka bir şey yok mu ya? O zaman 4. teste mi geçiyoruz? Hadi 4. test. 4. testin ilk sorusu diyor ki XO bileşiği X2 oksit olarak adlandırıldığına göre buradaki X'in değerliği artı 2 artı bu X de farklı değerlik alan bir element. Bir bileşiğin 2-3 gibi değerlik alması için buradaki elementin farklı değerlik alan bir metal olması lazım. X bir metal olduğuna göre X'i o iyonik bağlıdır. X elementi toprak alkali metal olamaz çünkü toprak alkali metaller sadece artı 2 alırlar. Sadece artı 2 alan bir metalde biz bileşiğini okurken 1-2 diye belirtmeyiz. X oksit deriz. Mesela magnezyum sadece artı 2 alan bir bileşiktir ve bileşiğin adı magnezyum oksittir. Hem artı 2 hem artı 3 hem artı 2 hem artı 1 alan yani farklı değerlik değişken değerlik alabilen elementlerde 1-2 diye okunur. XO bileşiği suda çözününce X artı 2 olduğu için X artı 1 değil X artı 2 ve OX2 iyonlarını oluşturur. Dolayısıyla cevabımız Adıyaman dedik, Ankara dedik, Adana, Afyon, Afyon. İkinci soru Lewis gösterimiyle ilgili hangisi yanlış verilmiş? Karbon 4A'da bakın 4 elektronun 4'ü de var. Hidrojenlerde birer elektron var. Doğru. Oksijen 6A'da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak dışta 2 çift olacak. İçeride de 2 tane elektron bu. 2 tane elektron bu olacak. Tamam doğru. E hocam siz yukarı ve sola koydunuz. Hep ne diyorum soru çözerken de konu anlatırken de. Lewis nokta yapısında şeklin bir önemi yoktur. O zaman flora bakalım. Flor 7A'da bildiğiniz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 çift dışarıda bir tane içeride olacak. Doğru. Karbondioksiti zaten çok yazdık. Artık buna alışmış olmanız lazım. Bakın karbon 4 elektron var. İkisini bir oksijenle ikisini bir oksijenle paylaşıyor. Oksijen de bak şu 1-2 elektronunu paylaşıyor. Ama dışarıdaki 4 elektron da kalıyor. Aynı şekilde bir oksijen de burada var.
Dolayısıyla bu da doğru. Azot 5A'da, azotu hatırlıyorsanız, azotun 3 bağ elektronu var. 1, 2, 3, 4, 5. Ama bir çift ortaklanmamış var. Dolayısıyla her azotta bir çift ortaklanmamış yazması lazımdı. Bu elektronları yazmadığı için cevabımız Edirne dedik. Erzurum. Üçüncü soru sodyum iyonunun florklorbrom iyotla oluşturduğu bileşikleri soruyor. İyonik bağ iyon çapı arttıkça azalır, iyon yükü arttıkça artar diye. İyon çapı iyottan en büyük olduğu için iyot en sağlam değil, tam tersi en az sağlam olan bağı yapar. Bir yanlış. Çekirdekler arasındaki uzaklık arttıkça bağ sağlamlığı iyonik bağda azalır. Kovalent değil. Erime noktası da iyonik bağı en güçlü olan sodyum florürün en yüksektir. Cevabımız daskırı. Kalsiyumu dizerseniz 2882 2A grubunda metal, sodyum metal, magnezyum metal ve metal metalle metalik bağ oluşturur. Ancak metalik bağ bir bileşik oluşturmaz. Metal metalle bileşik oluşturamadığı için sorunun cevabı 1 ve 2 C seçeneği. Beşinci soru kovalent adlandırması. Kovalent adlandırması bildiğiniz gibi kolay. Her ametalin kaç tane olduğunu söylüyorsunuz. Mono, fosfor, penta, klorür, ancak mono ile başlamıyor. Bu yanlış. Kükürt, trioksit olacak. Yanlış. Karbon, mono demiyoruz. Karbon, tetra, florür. Dolayısıyla C seçeneği doğru. Hidrojen, sülfit. Sülfat, SO4 kökü arkadaşlar. SO3 sülfit. Difosfor, trioksit olacak. Cevabımız C seçeneği. Altıncı soru kovalent bağlı bileşikler için atomlar arasında elektron ortaklaşması kurulur. En küçük yapı taşı moleküldür. Katı sıvı gaz olur. Atomlar arasında değil moleküller arasında zayıf etkileşim oluşur. İyonik bileşiklere göre erime noktası düşüktür. Cevabımız Danimarka. Yedinci soru iyonik bir bileşik hakkında. Bu iyonik bileşik olduğu için iyonik bileşikler diğer iyonik bileşiklerde olduğu gibi, bu R'ler nasıl çıkmaya başladıysa, diğer iyonik bileşiklerde olduğu gibi kalsiyum sülfatta oda koşullarında katı haldedir. Suda çözüldüğünde kalsiyum artı 2 ve sülfat eksi 2 iyonlarını oluştururlar. Ve iyonik bağlı bileşikler katı halde değil, sıvı halde ve sulu çözeltilerinde elektrik akımını iletirler. Sekizinci soru yine bir adlandırma sorusu ama bu defa ismini verip bileşiği soruyor. 2 tane azot, 3 tane oksijen varmış. 1 tane karbon, 2 tane sülfür yani kükürt varmış. B seçeneği. Hemen cevap bulunca insan da soru çözesi gelmiyor ya. 1 tane karbon, 1 tane oksijen varmış. 1 tane azot, 3 tane klor varmış. 1 tane kükürt, 2 tane oksijen varmış. A, C, D, E doğruyken Bursa yanlıştır. Klor biliyorsunuz 7A grubunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dolayısıyla buraya da diğer klor gelecek. Şöyle C ile şöyle 6 tane de dışarıda kalacak. Aynı ametal olduğu için apolar kovalent bağlıdır. Bağlayıcı elektron çifti 1'dir. Şu ortadakiler bağlayıcı. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı da 3 burada 6'dır. İçermez demek de çok çok ayıp etti. Çok küserim ben bu soruyu. Bu soru çözmem aslında da işte artık. Çözdük. Yine Bursa. X19-2881 yani 1A grubunda, Y9'da 7A grubunda. 1A metal 7A ametal olduğu için elektrostatik çekim yani iyonik bağ oluşturur. X 1 elektronu var. Y'nin ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X bir tane Y'ye vereceği için X'in iç elektronu kalmayacak. Y'nin de zaten 7 tane vardı. Şöyle bir tane alınca 8 olacak ama bunların hepsi Y'ye ait. Hepsi Y'nin demek için köşeli parantez içine alıyoruz. Bir de üzerine eksi 1 koyuyoruz. Doğru. İyonik bağlılar kristal örgü yapısındadır. Erime noktası yüksektir. Katı halde elektrik akımını iletmezler. Sıvı halde ve sulu çözeltide elektrik akımını iletirler. Cevabımız Erzincan. Uf, Erzincan turumu olsa da yesek be. 11. soru bağ türleriyle ilgili. Hangisi verilen bağ türünü içermez diyor. C ametal, aynı ametal apolar kovalent bağ, aynı ametal apolar kovalent, farklı ametal polar, metal ametal iyonik, aynı ametal apolar. Cevabımız Diyarbakır, Denizli. D'den ne var başka? Danimarka bile dedik. D'den başka ilimiz yok mu ya? Ben düşeyim, siz yazın bakalım D'den başka il var mı? Allah Allah.
Dördüncü testin son sorusu birkaç element vermiş. X metal, Y metal, Z metal. Bu üç element arasında bileşik oluşmaz ama metalik bağlı alaşım oluşur. K ametal, T ametal farklı ametal polar kovalent bağ yapar. Z metal, K ametal iyonik bağ yapar. 12. sorunun cevabı E ile ne var? E ile E ile E ile Elazığ diyelim yine. Erzurum, Erzincan hepsini dedik. Edirne de dedik. Demediğimiz varsa bir sonraki soruda deriz. Dördüncü testi bitti. Hadi o zaman beşinci testi. Hadi, hadi gel. Beşinci testimizin ilk sorusunda karşımıza X11 elementi, 281 bildiğiniz gibi 1A grubunda nitrat NO3- ve sülfat SO4-2 iyonlarıyla oluşturduğu bileşikler verilmiş. Şimdi 1A artı 1. Nitrat eksi 1 XNO3. 2 buraya 1 buraya X2SO4 doğru. Yalnızca iyonik bağ içerirler. Hayır bakın nitratta azotlu oksijen arasında. Sülfatta da kükürtlü oksijen arasında kovalent bağ var. Dolayısıyla bileşik evet iyonik bağ içerir ama yalnızca iyonik bağ içermez. İyonik bağ içerdiği için suda moleküler değil, iyonlarına ayrışarak çözünür. Cevabımız A'rı. İkinci soruda bir XY3 molekülü verilmiş. Bu XY3 molekülünde Y'ye dikkat ediyorsanız bir elektronu var ama bir elektron olduğu halde alışveriş yapmamış. Normalde bir elektronu olan element 1A grubundadır. Alışveriş yapması gerekir. Metal olması gerekir. Bu alışveriş yapmamış. Demek ki Y hidrojen. X'de 3 tane değerlik elektronu var. 3A'da ancak kovalent bağ yapmış. 3A'da kovalent bağ yapan bir elementimiz var. Yarı metal olan bor. Bu elementlerin ikisini de tanımanız şart. İkisini de tanımanız şart. Bu soru için mi? Hayır, genel olarak şart. X elementi oktetini tamamlamıştır. Hayır arkadaşlar, X'in 3 tane elektronu vardı. 3 de ortak kullandı. 6 elektronu oldu. Oktetini falan tamamlamadı, ne münasebet. Bak şöyle çizeyim. X bileşik oluşturduktan sonra bu elektronları kullanabiliyor. Kaç oldu? 6. X'de oktet boşluğu vardır. Hocam nasıl oluyor? Oldu işte. Bağ oluşurken maksat dublet oktet değil ki son yörüngede tek nokta kalmasın. Tek nokta kalırsa kararsız, geri kalan bütün bileşikler kararlı. Polar kovalent bağ içerir. Evet, yarı metal olduğu için bor bir polar kovalent bağ yapar. Yarı metaller fiziksel olarak metallere, kimyasal olarak ametallere benzerler. Ametaller gibi kovalent bağ yaparlar. Bağlayıcı elektron çifti 3'tür. Cevabımız, az önceki testte D ile bütün şehirleri söylemiş miydik dedim. Hatırlatmadınız. Burada ben baktım, araştırdım, buldum. Düzce. Üçüncü soru iki iyonik bileşikle ilgili potasyum florür ve magnezyum oksit. İkisi de potasyum metal, flor metal, potasyum metal, magnezyum metal, flor ve oksijen ametal olduğu için iyonik bağlıdır. KF'nin kristal örgü enerjisi. Şimdi çapla ters uzaklaşıyor çünkü çap büyüdükçe. Yük de doğru orantılıydı. Artı 1 eksi 1 artı 2 eksi 2. Yükü daha fazla olduğu için KF'nin kristal örgü enerjisi daha düşüktür. Doğru. Yani MgO daha sağlam bağlanmıştır. Aynı basınçta KF'nin erime noktası MgO'dan büyük değildir. MgO daha sağlam bağlandı. Artı 2 eksi 2 ya. Daha çok çekti. Daha sağlam bağlandı. MgO'nun erime noktası daha büyüktür. Cevabımız Junker'ı. Dördüncü soru 2882 2A grubunda bulunan bir metalle 6A grubunda bulunan bir ametal ile ilgili sorulmuş. X metal Y ametaldir. Doğru. İyonik bağlı bileşik oluşturabilirler of course. X yani metal elektron... Lütfen ya lütfen. Yapmayın böyle şeyleri, yapmayın. Bunu çocuklar bile gülüyor artık. Artık böyle şeyleri kabul etmiyoruz biz lütfen. Cevabımız yanlışı sorduğu için Canakkale. H2O molekülü galiba en çok gördüğümüz, en çok bildiğimiz molekül. Halen bunu yanlış yapıyorsan çok çok terennüm ediyorum, teessüf ediyorum, tebrik ediyorum, imtiyaz ediyorum, bir şey diyorum. Oksijen 6A'da. 6 tane elementim, 6 tane elektronumuz var. Bir hidrojen buraya geldi, bir hidrojen buraya geldi ve Lewis nokta gösterimi doğru. Molekülde 2 çift bağlayıcı, 2 çift de ortaklanmamış elektronumuz var. Aynı ametal kendi kendiyle bağ yapmadığı için molekülde apolar kovalent bağ yok. Moleküldeki bütün bağlarımız polar. Sorumuzun cevabı Corum. Altıncı soru iyonik bağlı bileşiklerle ilgili. İyonik bağlı bileşikler birim hücrelerden oluşurlar biliyorsunuz. Oda koşullarında hepsi katıdır. Metallerde sıvı olan var ama iyonik bağlı bileşiklerde yok ve suda iyonlarına ayrışarak çözünürler. Tamamı doğru. Cevabımız Eskişehir. Yedinci soru
İkinci periyot 6A grubu, yani oksijen için soruyor. 6A grubu biliyorsunuz şöyle 4, 5, 6. 2 elektronla bağ yapıyor. 2 bağ yapacak. 2 de diğer x bağ yapacak. Tabii her x'in 4 tane de bağ yapmadığı elektron olacak. Aynı ametal kendi kendiyle bağ yaptığı için apolar kovalent bağ içerir. Lewis gösteriminde evet element oksijen ama üzerindeki elektronları yazılmadığı için yanlış ve 4 çift ortaklanmamış elektron çifti içerir. Cevabımız R. 8. soru yine bağ türü ile ilgili. 8. soruya baktığımızda oksijen ametal. 7'yi dizersek 2,5 ametal. Y biliyorsunuz hidrojen. 2,8,8,1 metal. Dolayısıyla ametal ametal kovalent. Hidrojen ametal olduğu için yine kovalent. Z metal olduğu için iyonik. Cevabımız D seçeneği. 9. soru C2H4 ile ilgili. Karbon 4A'da bildiğiniz gibi şöyle 3, 4 hidrojende 1. Böyle durumlarda ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Karbonları bağlıyorsunuz önce bir kendi kendine. Şöyle birer elektronla bağlayalım karbonları. 4 hidrojen, ikisini buna, şöyle ikisini buna koyduk. Şimdi bak, karbonun kaç elektronunu kullandık şu anda? Birini bu hidrojen, birini bu hidrojen, birini bu hidrojen de 3 değil mi? 4 olması lazım. 4.'yü de ortaya koyuyorsun. Bak, böyle tamamlıyorsun C2H4'ü. Doğru vermiş. Bileşikte hem CH arasında olduğu gibi polar, hem CC arasında olduğu gibi apolar kovalent bağ bulunur. Doğru. 2 çift bağlayıcı elektron vardır. Bakın şöyle sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6 çift bağlayıcı elektron vardır. Ortaklanmamış elektron yoktur. Yanlışı soruyor. Yanlış olan şıkkımız Bitlis. 10. soru X ve Y arasında oluşan bir tepkime ile ilgili. Gördüğünüz gibi X elektron verip artı olmuş. Y elektron alıp eksi olmuş. Dolayısıyla X metal, Y ametaldir. Doğru. X-Y bileşiğinin katı hali. İyonik bileşikte katı hali elektriği iletmez. Sıvı hali ve sulu çözeltisi elektriği iletir. Elektron alışverişi sonucunda oluşmuştur. 1, 3 doğru iken 2 yanlıştır. Cevabımız bu defa ne olsun ne olsun? Burdur. Burdur. 11 hangisinin Lewis yapısı yanlıştır diyor. Hemen Amasya'nın Lewis yapısı yanlış. Helyum soy gazı olduğu için elektronlarını dağıtmıyoruz arkadaşlar. Topluyoruz, bu şekilde yazıyoruz. Hidrojenin bir elektronu vardı. Birini de verdiği için hiç elektronu yok. Kükürtün 6 vardı. 2 aldığı için 8 olmuş. Klor zaten 7. 6'sı dışta, biri içte. Sodyumun 1 vardı. O 1'i de vermiş. Cevabın Amasya olduğunu söylemiştik. Ve testin son sorusu 12. soruya baktığımızda magnezyum 2,8,2 2 elektronla bağ yapıyor. Kükürdün 6 elektronu var ama ikisiyle bağ yapıyor. Yani magnezyum artı 2 kükürt eksi 2 şeklinde bileşik yapacak. İyonik bileşik, kristal yapılı. Magnezyum 2 verdiği için hiç elektronu kalmayacak. Kükürdün 6 vardı, 2 alınca 8 olacak. Her üçü de doğru. Cevabımız Edirne. O zaman 5. testimiz de bitti. Hadi 6. teste geçelim mi? Hadi. Hadi geçiyoruz. Efsane Yayınları Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 6. teste devam ediyoruz. Kovalent bileşikler elektron ortaklaşmasıyla oluşmuştur. Oda koşullarında katısı da sıvısı da gazı da var. Ve eğer hidrojen bağı içeriyorsa veya polarsa molekülü suda çözünür tabii ki. A seçeneği kesin doğru. Dikkat edin, hangisi kovalent bağdır demiyor. Hangisi kovalent bağ yoktur diyor. Potasyum nitratta nitrat kökünün içinde kovalent bağ var. Hani potasyum nitrat KNO3 iyonik bir bileşik ama içinde kovalent bağ var. Karbon monoksit zaten kovalent bir bileşik. Fosfor pentaklorür zaten kovalent bir bileşik. Kükürt trioksit kovalent ama alüminyum florür de, alüminyum ile flor arasında sadece iyonik bağ var. Bu yüzden E'de kovalent bağ yoktur. Potasyum nitratla ilgili, potasyum nitrat olarak adlandırılır. İyonik ve kovalent bağ içerir. Potasyumla azot arası iyonik, azotla oksijen arası kovalent. Yapısında 2 cins. Çocuklar bile güler. 3 cins. 3, 4, 5 tane. 2 ile ilgili hiçbir şey yok. Katı halde elektrik yakan 2 cins iyon bulunur. Potasyum ve nitrat, o olurdu. Katı halde elektrik yakımını iyonik bileşikler iletmez. Sulu halde ve sıvı halde iletir ve suda çözününce potasyum ve nitrat diye iyonlarına ayrışır. Hangisinin suya verdiği iyon doğru verilmiştir diyor. Kalsiyum artı 2 OH eksi 1. Kökleri bileceğiz arkadaşlar. Potasyum artı 1 kromat eksi 2. Alüminyum artı 3 kükürt eksi 2. Tam tersini vermiş. Al artı 3 S eksi 2 olacaktı.
1-2 doğru, 3 yanlış. 5. soru, periyodik cetvelde elementler verilmiş. T atomunda yoğun fazda London etkili. Evet, biliyorsunuz London soy gazlarda yoğun fazda etkiliydi. X'in atomları metalde metalik bağ var. Doğru. YZ molekülünde, YZ molekülü değil ki. YZ bir defa iyonik bir bileşik ve buna molekül diyemeyiz. Kristal deriz. YZ molekülü dediği anda ben bunun devamını okumam. Okumamak, İsrail okumayacağım ya. Allah Allah, kızdırıyor atomu. Tövbe tövbe. Ha, Y de dublet uymaz. 7 tane vardı son yörüngesinde. Bir tane aldı. Ortaklaşa kullanmadı, bu iyonik. Ama ortaklaşa kullansa da fark etmezdi. Okteti uyar. Z ile Y iyonik bağlı ZY bileşiğini oluşturur. Z ile Y'nin oluşturduğu bileşiğin katı hali iletmezken sıvı hali ve sulu çözeltisi iletir. İyonik bağ sağlamlığı yükle doğru çapla tersti. Sodyum artı 1, oksijen eksi 2. Hepsi oksijen. Yani oksijenlere bakmaya gerek yok. Artı 2, artı 1, artı 2, artı 1. Dolayısıyla artı 1'ler gitti. Kalsiyum, magnezyum. Kalsiyum 20, magnezyum 12. Çapı daha küçük. Yükle doğru, çapla ters dediğimiz için cevap Edirne. 7. soru, hangisinde kimyasal bağ oluşmaz? Flor flor F2 kovalent bağ oluştu. Şeker su, sulu çözelti. Fiziksel olay, kimyasal bağ oluşmadı. Ag ile Cl birleşti. Ag, Cl iyonik bağ. Amonyum klor iyonik bağ. Biliyorsunuz burada da iyonik bağ var. NH4 ile Cl iyonu arasında iyonik bağ oluştu. Bursa'da ise oluşan bağ hidrojen bağı, da bunun yapısını bilmeden hidrojen bağını bilemezsiniz ama olay fiziksel. Fiziksel olayda fiziksel bağ oluşur. Kimyasal olayda kimyasal bağ oluşur. D diye bilebilirdiniz bu soruyu. NH3 bileşiği için azot 5 adaydı, biliyorsunuz defalarca yaptık. 4-5. Bir hidrojen buraya. Bir hidrojen buraya. Bir hidrojen buraya. Bu şekilde değil yani. Şu yukarıda 2 tane elektron eksik. Elektron ortaklaşması oluşmuştur, ikisi de metal. Hayır, hidrojen asla oktete uymaz. Bir elektronu var, nasıl oktete uysun? 8 tane mi alacak? Ayıp. Buna da doğru deme. Hidrojen oktete uyar mı hiç? Hidrojen daima dublete uymayabilir. Genellikle dublete uyar. Çünkü hidrojenin H artı 1 olduğu bileşik gelirse, hani artı ya elektron verirse, soru sana onu iddia ederse hiç elektronu kalmıyor. Oktete de dublete de uymaz. Ama burada kovalentlerin hepsinde dublete uyar diyebilirsin. Anlaştık değil mi? İyoniklerde de dublete uyar. O istisna müfredatta yok ya. Hidrojen hep dublete uyar. Söyle geç gitsin. Bileşiklerde ama. Sana bir soru H artı diye iddia ederse o farklı. Farklı. İyonik bileşikler kristal örgü yapısındadır. Elektron alışverişi sonucu oluşurlar. O da koşullarında katıdır iyonikler, biliyorsunuz. Cevap D seçeneği. Verilen bileşik kovalent, bakın kükürt 6A'da X'in de bir elektronu var ve orada ortaklaşa kullanmış. Bir elektronu ver ve ortaklaşa kullanıyorsa hidrojendir. Daha önce bahsetmiştik. Hocam 1A olamaz mı? 1A zaten. Hidrojen de 1A'da. Ama alkali metal olamaz çünkü alkali metal kovalent yapmaz, iyonik yapar. Onu da böyle göstermeyiz. Biliyorsunuz X alkali olsa şöyle üzerinde artı olur. Şu çizgi yok. Hiç elektronu olmaz. Mesela NaCl'yi nasıl gösteriyoruz? Na artı Cl eksi, değil mi? İyonik olsa böyle gösterirdik. Böyle gösterilmediğine göre kovalent. Bir elektronu ver ve kovalentse hidrojendir. Doğru. Merkez atom S'dir. Hidrojen biraz önce söyledik. Dublet. Hep dublet. Kükürt okteti uyar. 8 elektronu var. Cevabımız E seçeneği. Hangisinin erime noktası düşüktür sorusunda önce hangi bağ olduğunu bilmemiz lazım. 2-1 bu 1A'da metal. Metalik bağ var. 2A metal. Metalik bağ var. 1A metal, 2A metal, 1A 2881 metal. Tamam. Metallerde metalik bağ var. Metalik bağ yükle doğru çapla ters orantılı. Artı 1 artı 2 artı 1 artı 2 artı 1 şeklinde gidiyor. Ha, en düşük olanını soruyor. O zaman 2A'ları eleyeceğiz. Çünkü bunların yükü fazla. 3 tane 1A var. Çapla ters orantılı. Çapı en büyük olanını alacağız. 3, 11, 19. Çapı en büyük olan 19. Kaynama noktası, erime noktası daha doğrusu, bunlar metal olduğu için en düşük olan Q, en yüksek olan da Y olacaktı. Çünkü hem yükü büyük hem çapı küçük. O yüzden cevabımız 11 için E seçeneği. İyon dipol olabilmesi için iyonik bir bileşikle polar bir molekül. Molekül polar, bak, bağ değil, molekül polar. Şimdi bu iyonik, hidrojen bağı içerenlerin hepsi polardı. İyonikle polar arasında iyon dipol oluşur, doğru. Ya hocam bu kovalent değil mi? Hayır. Kök kök. Amonyum kök. NO3 kök. Artı iyonla eksi iyon arasında oluşuyor. İyonik. CH3OH hidrojen bağı var. Hidrojen bağı var.
Burada oluşan etkileşim hidrojen bağı en etkili olanı. İyonik bir bileşik yok. BH2I2, BH2 iyonik ama I2 indüklenmiş dipol. İyon indüklenmiş dipol oluşur burada da. Hangisinde iyon dipol oluşur? A. Ne oldu? 6. test de bitti. O zaman hadi. Hadi 7. teste. Hadi. 7. testin ilk sorusu bir metalik bağ sorusu. Metaller elektrik akımını iletir. Bunun sebebi bir metalik bağ oluşturan elektronların serbest halde bulunması. Doğru. Metal atomların uyarılma? Hayır, yok. İyonlaşma? Hayır, değil. Metalik bağ, elektron denizi, bu gibi kavramlardan bahsetmesi lazım. Metallerin iletkenlik, parlaklık, işlenebilme gibi bütün özelliklerinin sebebi metalik bağ. CH3O, CH3'te merkez atom oksijen ve oksijenin üzerinde bildiğiniz gibi iki çift ortaklanmamış elektron var. Hani oksijen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şunu bir CH3 ile yapıyor. Şunu da bir CH3 ile yapıyor. CH3'ü bir atom gibi düşünürsek. Bağlar polar kovalenttir. Doğru. Molekül oksijenin şu elektronlarından dolayı apolar değil polar yapılıdır. Oksijen atomu kısmi negatiftir arkadaşlar. Oksijen flor dışında her zaman negatiftir. Çünkü oksijen en elektronegatif ikinci element. Herkesten daha güçlü. Flor hariç. Cevap D. DDN'e. Daskırı. Soru diyor ki hangisinde atomlar arası bağlar polar olmasına rağmen. Şimdi bir defa O3'te atomlar arası bağlar apolar. Çünkü hepsi oksijen. Bu gitti. Bunda bağlar polar. OH polar. CF polar. Molekül apolardır. Molekülün apolar olması için merkez atomda hiç elektron kalmamış olması lazım. Merkez atomda elektron var. Bu molekül polar bir molekül. Dolayısıyla molekülün apolar olduğu. Bak merkez atomda hiç elektron yok. Ortamı bozan hiç kimse yok. Mis gibi bir merkez atom. Cevabımız yalnız Adana. X ile Y iyonik bağlı, Y ile Z kovalent bağlıysa ikisi de ametal, Y ametalse X metal, Y ve Z ametal, X metaldir. 1. Doğru. YZ2 bileşiği apolar kovalent bağı içerir. Apolar kovalent olması için Z2, Y2 olması veya hani büyük bir molekül olacak ki Y, Y ile Z, Z ile bağ yapsın. Şimdi Y'ye baktığında Y 6A'da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir Z buraya geldi, bir Z buraya geldi. Hani apolar bağ? Bağların hepsi polar. YZ2 molekülünde Y ile Z oktete ulaşmıştır. Y'ye ulaşmış. Z'ye de bakarsak 7A'da bir tane buraya koydu. 7 olması için 6 da etrafında var. O zaman Z 6 tane kendine ait var. 2 tane de bağ elektronlarını kullanıyor. 8'e ulaşmış. İkisi de oktete ulaşmış. Kaçıncı soru? 4. sorunun cevabı C seçeneği. Kalıcı dipol 2 tane kutup, yani polarlığı kalıcı olan, daima polar olan bileşik demek. HC ile polar bir molekül. NH3'ün üzerindeki elektronlardan dolayı polar. HC ile biliyorsunuz X1Y1'in hepsi polardı. Bunlarda üzerinde elektron varsa polar. Merkez atomda elektron varsa polar ama merkez atomda buradaki gibi hiçbir elektron yoksa bu apolar bir moleküldü. Bunda kalıcı dipol oluşmaz. Anlık dipol oluşur. 5'in cevabı Denizli. Hidrojenin elektronegatifliği 2.1, florun 4'tür. HF'de demek ki flor kısmi negatif, hidrojen kısmi pozitif. Farklı ametal polar kovalent içerir. Hidrojen pozitif, flor negatiftir. İyonik bağ içermez. Cevabımız D seçeneği. İkisi de ametal, ya nasıl iyonik içersin? Bir de neden diyor, bir de neden diyor. Aa ne kadar ayıp. Ametal ametal, kovalent metal ametal, iyonik dedik ya. Üstüme iyilik sağlık. İyonik bağlı KI ve KBR bileşiklerinin iyonlar arası uzaklık verilmiş. İyonlar arası uzaklık ne kadar kısaysa 330, bağ da o kadar sağlamdır. KBR daha sağlam doğal olarak. Bir doğru. İyonlar arası uzaklık arttıkça elektrostatik çekim gücü nasıl artsın? Uzaktaki madde birbirini iyi çekemez. Yakın sayıyı çeker. KBR daha çok çektiği için KI'nin erime noktası düşüktür. Az çekiyor. O zaman 7 Denizli. Az çekerse düşük. Çok çekerse yüksek, unutma. Çok çekmesi için iyonik bağlı bileşikte yükü büyük, çapı küçük olacak. 8. soru, yargılardan hangisi yanlıştır? Kimyasal değişimler sonucunda daima yeni kimyasal tür oluşur. Kimyasal olarak özellik değişir de daima yeni bir kimyasal tür oluşmayabilir. Molekül girdi, molekül çıktı. Kimyasal tür değişmedi. 3 kimyasal türün var. Atom, iyon, molekül. Değişmek zorunda değil. Metalik bağ güçlü. Doğru. Bir bağ enerjisi büyükse sağlam. Çünkü bağ enerjisi o bağı kırmak için vermen gereken enerji. Konuşamadım. Güçlü bağların kırılması ile kimyasal,
Zayıf özellik fizikseli belirler. Cevap Adana. 9'da iki tane bağ gösterilmiş. H ile CL arasındaki bir güçlü, iki zayıf etkileşim. Bir numaralı etkileşim kimyasaldır. Güçlü etkileşimler kimyasaldır. İki numaralı etkileşim, yani zayıfı kırmak için genel olarak 40'tan az vermemiz gerekir. İstisnaları var. Bir numaralı etkileşimde çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden baskındır. Evet, hem de çok çok baskındır ki bağlanmış değil mi? Cevap Edirne. Aşağıdaki madde çiftlerinin hangisinin aynı basınçtaki kaynama noktası karşılaştırılması yanlış olarak verilmiştir diyor. Sodyum, alüminyum ikisi de metal. Yükle doğru, çapla ters. HF, HCl, ametal, ametal, kovalent. Kovalentlerde erime kaynama noktasını zayıf olduğu, sahip olduğu zayıf etkileşime bakarak yapıyorduk. HF'de hidrojen bağı, HCl polar, dipol dipol, hidrojen bağı dipol dipolden fazla. Helyum neon düşünüyorum, apolar, hiçbir özelliği yok. O zaman London toplam elektron sayısıyla doğru orantılı. CCl4CH4 yine apolar toplam elektron sayısıyla doğru orantılı. Fe2O2 yine apolar toplam elektron sayısıyla doğru orantılı. Üçü de London. London'lar toplam elektron sayısıyla doğru. Bir de ileride göreceğiz dallanmayla ters orantılı. Onu organikte göreceğiz. TET'de yok. Cevabımız Denizli. Polar moleküller arasında gözlenen dipol dipol kuvvetleri. CH4 apolar tatlım. CH4 polar değil. Bak C. 1. 2. Hiç bak, fazla elektronu kaldı mı karbonun? Hayır. Çok rahat bir element karbon. Bütün elektronlarını kullanıyor. Apolar gayet rahat. HCl evet. X1Y1. Neydi? Burada bunu dengeleyecek ikinci bir vektör yok. İkinci bir vektör olmadığı için X1Y1 polar. Polarsa dipol dipol görülür. Doğru. HCl H2S de görülür. Evet, HCl polardı. H2S de polar. Hocam niye? Bak 1, 2, 3, 4, 5, E6. Bak H2S de merkez atomunda şu fitne fücür elektronlar var. Bu fitne fücür elektronlar ortamı bozup polar hale getiriyor. Polarsa dipol dipol. Hangisinde dipol dipol var? Tabii ki Diyarbakır. Cevap 11'de Diyarbakır. 12'de oluşan etkileşimlerin kıyasını soruyor. CH4 apolar. Niye apolar? Çünkü merkez atomda hiçbir elektronu yok. Merkez atom eğer bileşik yaptığında hiçbir elektronu kalmadıysa, bütün elektronlarını kullandıysa gayet dengeli, gayet apolar bir bileşik yapıyor. Apolar apolar arasında London kuvvetleri var. Fona bağlı hidrojen varsa hidrojen bağı var ki zayıfların en güçlüsü. Sodyumla oksijen arasında iyon dipol etkileşimi var. Arkadaşlar, hidrojen bağı zayıfların en güçlüsü, iyon dipol London'dan kuvvetli 2-3-1. Ancak uyaralım, Milli Eğitim iyon dipol ile London'ı kıyaslamıyor. Hidrojen bağı London ve dipol dipolü kıyaslıyor. İyon dipol, iyon indüklenmiş dipol ve dipol indüklenmiş dipol kuvvetinin kıyaslamasını vermiyor. Siz sadece hidrojen bağı büyük, dip dip büyük, London diye bilmeniz yeterli. Ama 12. sorunun cevabı Ceyhan. Hadi o zaman 8. test diyelim mi? Diyelim mi? Hadi diyelim. 1. soru. Kimyasal tepkimelerde kaç tanesi daima korunur? Aslında kimyasal tepkimelerde korunan korunmayan özellikler burada değil de kimyasal olayların özelliğini biliyoruz. Fiziksel kimyasal değişimleri ya. Oradan çıkarmamızı istemiş arkadaşımız. Toplam kütle korunur arkadaşlar. Atomlar bir yere kaybolmaz. Elektronlar bir yere kaybolmaz. Kimyasal tepkimelerde bu yüzden bu üçü daima korunurken hacim ve molekül sayısı değişebilir. Cevabımız C seçeneği. 2. soru fiziksel değişimlerle ilgili. Maddenin tanecik yapısı fiziksel değişimlerde değişmez. Taneciklerin moleküllerin arasındaki bağlar kırılır. Parçalanma, kırılma, yırtılma genel olarak fizikseldir. Cevabımız Erzurum. Hangisi fiziksel özelliktir diyor 3. soru. Yanıcılık, kimyasal kaynama, öz kütle, erime gibi özellikler fiziksel özellik. Cevabımız Denizli. 4. soru sütten tereyağı. Çalkalıyoruz. Tereyağı sütün içinde zaten var. Çalkalıyoruz. Topaklanıyor. Hiçbir şey bir şeye değişmiyor. Fiziksel, sadece ayırıyoruz. Sarkma, genleşme oluyor. Fiziksel süblimleşme, fiziksel yoğurttan ayıran fizikselken elektroliz. Kimyasal. Cevap Erzincan. 5. soru hangisinin değişim türü kanın pıhtlaşması, kandaki hemoglobindeki bazı faktörlerin havadaki oksijenle tepkimeye girmesi. Kimyasal süblimleşme, fiziksel. Beton harcının ve yağlı boyanın kuruması, havayla tepkimeye girmesi demek kimyasal. Buğdayın öğütülmesi, parçalanması fiziksel. Petrolden benzin ayrımsal damıtma fiziksel.
Cevabımız Ceyhan. Hangisinde sadece moleküller arası bağlar kırılır ve oluşur? Yani hangisi fizikseldir demek istiyor. Suyun buharlaşması fiziksel. Ekmeğin veya elmanın çürümesi kimyasal. Küflenmeler, yiyeceklerin bozulması, çürümesi kimyasal. Cevap Adana. Yedinci soru, hangisi ısı veren, ısı veren fizikseldir? Karbondioksitin suda çözülmesi kimyasal. Nötr bir atomun elektron alışverişi yapması kimyasalken soğuk havada camın buğulanması fiziksel. Fiziksel olan tek olay bu. Isı alışverişi yaptığını bilmemize gerek yok. Ama merak ediyorsan, buğulanma gazdan sıvıya geçiş. Gazdan sıvıya geçerken madde ısı verir. Cevap yine Ceyhan. Sekizinci soru, hangisi maddenin kimyasal değişimini örnek olarak verilemez? N2O5'in O2 gazına karşı asallık göstermesi. Yani O2 gazıyla kimyasal tepkimeye girmemesi bir kimyasal, yani kimyasal özelliktir aslında. Kimyasal değişimi değil de kimyasal özelliktir. Bu biraz sıkıntılı olmuş yani. Kimyasal özelliğini örnek olarak verilemez dese olur. Demirin paslanması kimyasal. Şeker pancarından şeker fiziksel. Yumurtanın pişmesi kimyasal. Kimyasal. Yani Adana'da bir değişim olmuyor aslında. Adana kimyasal değişimi örnek olarak verilemez. Ama kimyasal özelliğine örnek olarak verilemez dese daha şık olurmuş bu soru arkadaşlar. O kadar ara ara da yanlışları hoş görelim be. O kadar yanlış yok yani kitapta. Hoş bir kitap. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Sodyum metali suya atıldığında kimyasal bir tepkime gerçekleşir. Kirecin donması. Kirecin donması, yani neyi kastediyor? Garip olmuş bu. Tuzlu suyun elektrolizi kimyasal. Gökkuşağı fiziksel. Mumun yanması kimyasal. Cevap D vermiştir de kirecin donmasından kaynaklı. Yani ne diyor? Neyi demek istiyor bilemiyorum. Böyle bir tabir milli eğitimde geçmiyor. Şöyle diyelim, kireç harcının kuruması, donması demeyelim. Kireç harcının kuruması arkadaşlar, sönmemiş kirecin havadaki karbondioksiti alarak kireç taşına dönüşmesidir. Donmasından kaynaklıdır büyük bir ihtimalle ama milli eğitim bunu çok kullanmıyor. Kireç harcının veya sönmemiş kirecin kuruması, sönmüş kirecin kuruması, o da olur, ikisi de olur yani. Kuruma daha makul olurdu. Cevabımız Denizli. 10. soru, tuzlu suyun asit baz tuzun iletmesi kimyasal, metal alaşımın fiziksel de unutma. Bak bu metal, bu fiziksel. Üzümden pekmez eldesi yine çok fazla karşımıza çıkmayan bir örnek. Üzümden pekmez elde ederken şeker karamelize oluyor, havadaki oksijenle yanıyor. Bu sayede o pekmez koyu rengini alıyor. Bu da yine kimyasal bir işlem. Cevabımız yalnız 2. Zaten şundan çıkarabilirsiniz, pişme olaylarının hepsi kimyasaldı ya. 11. soru, hangisinde iç yapısı değişmiştir? Yani hangisi kimyasaldır diyor. Gümüşün zamanla kararması, havadaki oksijenle tepkimeye girmesi kimyasal. Barajlardan elektrik üretimi, tuzlu suyun çözünmesi, mumun erimesi, çiğ oluşumuysa fiziksel olay arkadaşlar. 12. soru, potasyumun oksijenle tepkimesinden K2O oluşumu kimyasal. Suya atıldığında tepkimeye girmesi kimyasal ama erimesi fiziksel. Hangisi fizikseldir diyor cevap. C seçeneği. O zaman ne yapalım şimdi? 8. teste bitti. Hadi 9. teste geçelim mi? Hadi geçelim. 8. testin ilk sorusu HF ile ilgili bilgileri söylemiş. Doğrularda yaprağı koparın diyor. Atomlar arasında polar kovalent bağ vardır. Evet, HF, F farklı atom. Su ile hidrojen bağı oluşturur. Polardır. Etkin çekim kuvveti dipol dipol değil, hidrojen bağıdır. L ise HF şeklindedir. Hangisi kaldı? 3 kaldı. Birinci sorunun cevabı C seçeneği. İkinci soru diyor ki polar veya apolar olan iki sıvı bu şekilde ayrılır. Bu yüzden ayırma hunisiyle ayırabiliriz. Hangisi ayırma hunisiyle ayrılır? HF hidrojen bağı taşıyor. Hidrojen bağı taşıyanların hepsi polar. HC'de de polar. Polar polarda çözündüğü için şöyle ayrı iki faz oluşturmaz. Yani bir olmaz. 2 CCl4 apolar su polar birbiri içerisinde çözünmez. CH3OH neydi? CH3OH neydi be? OH hidrojen bağı. Hidrojen bağı taşıyorsa polar. Suda da hidrojen bağı var. Hidrojen bağı hidrojen bağı çözünür. Yani 1 ve 3'ü ayıramayız. Çünkü birbiri içerisinde çözünürler. 2'yi ayırırız. Ayrılmazı soruyor. Cevap 1 ve 3. İkinci sorunun cevabı Denizli. Üçüncü soruda bize bir yazılı kağıdı verilmiş. Bunu değerlendirmemiz isteniyor. Birinci sorudaki
Her doğru için 10, her yanlış için 2. İkinci soruda her doğru için bakıyorum 15, her yanlış için 3 keseceğiz. Bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük birimi atomdur. Doğru olması lazım. Çocuğumuz yanlış demiş, yani yanlış yapmış. 2 puan çıktık. Elektron almış ya da vermiş atom grubuna iyon denir. Doğru. E o da doğru demiş. 10 ekledik. HF ile HKO arasında polar kovalent bağ değil, hidrojen bağı olur moleküller arasında. 3 sildik. KCl iyonik NH3 polar, iyonla polar arasında iyon dipol oluşur. 15 ekledik. 15, 3 çıktı, 12, 22, 2 çıktı, 20. 20 almış bu bölümden. 3. sorunun cevabı Denizli. Öğretmen etkinlik dönüşüyor. 2 tane öğrenci çağırıyor. Bilek güreşi yapmalarını isteliyor. Talha ile Selim yaptığı bilek güreşini kazanıyor. Talha Selim ile yaptığı bilek güreşini kazanıyor. Kendisine merak ile bakan öğrenciler, öğretmen geçen hafta anlattığı kimyasal türler arası etkileşimler konusuna kimler hatırlıyor diyor. Serpil'i tahtaya çağırıp soruyu yöneltiyor. Soruda ise Selim eğer hidrojen bağı ise Talha hangi bağ olabilir? Şimdi Talha daha güçlüydü. Ne diyor? Selim hidrojen bağı. Yani hidrojen bağı, Selim hidrojen bağı. O zaman Talha'nın Selim'den güçlü bir bağ olması lazım değil mi? İyonik bağ hidrojen bağından güçlü. Metalik kovalent üçü de güçlü çünkü hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür. Yani sonuç olarak zayıftır. 1, 2, 3 ise güçlü. Hepsinden güçlüdür. Evet, bu da güzel kurgulanmış bir soru. Sevdim. Cevap Edirne. Lokantada çalışan garson yemek servisi yaparken gömleği yağ lekesi oluyor. Garsondur bu olur. Lekeyi su ile temizlemeye çalışıyor. Leke çıkmıyor. Su polar demek ki leke polar değilmiş. İnternetten leke polar falan falan. Leke üzerine C6H6 apolar bir madde. Bu polar bir madde. Bu da polar bir madde. Polar çıkarsaydı zaten bu çıkarırdı. O zaman ne çıkaracak? Apolar olan Adana çıkaracak. Demek ki suyun çıkarmadığı bir lekeye alkol dökmüyoruz değil mi? O alkolü oraya dökersek olmaz. Başka işler için kullanalım. Hani dezenfekte falan edelim kendimizi. Altıncı soru, aynı veya farklı atomların birbiriyle etkileşmesi sonucu oluşan kimyasal türe molekül diyoruz. Tamam. Hangisi molekül olabilir? Moleküller kovalent bağlı bileşiklerdir arkadaşlar. Bu bir molekül, hangisi bileşik molekülüdür diyormuş. Bir bileşik molekülü, H2SO4 bileşik molekülü, O3 aynı atomdan oluştuğu için molekül ama element molekülü. O zaman bu kaçıncı soruydu be? Altıncı sorunun cevabı 1 ve 2 yani Ceyhan. 7. soru, kolonyadan etil alkolü ve suyun çözülmesiyle oluşuyor. Etil alkolü ve su arasında polar kovalent bağ, arkadaşlar moleküller arasında polar kovalent bağ oluşmaz. OH OH olduğu için hidrojen bağı oluşur. C2H5OH yerine NH3 molekülü kullanılırsa su NH3'ü de çözer çünkü NH3'te de hidrojen bağı var. C2H5OH ve H2O arasında fiziksel bir bağ olan hidrojen bağı oluşmuştur. 7. sorunun cevabı Erzurum. Newton denilince elma gelir. Newton'un başına elma düşmemiştir. Elma ağaçları da böyle bir şey kurgulamış arkadaşımız. Eğer Newton bu ağacın gölgesinde oturup ve düşen elmaları gözlemleseydi kaç tane elmanın düştüğünü görürdü diyor. Ne diyor? Ağaçtaki elmalardan kendi aralarında hidrojen bağı yapabilenlerin kuvvetle tutunduğu ve düşmediği. H2O'da hidrojen bağı var. NH3'te hidrojen bağı var. HF'de hidrojen bağı var. 3'ü düşmez. 2'si düşer. Bize düşenleri soruyor. Bursa. Hidrojen bağı yapanlar kuvvetli bağlı. Yapmayanlar zayıf bağlı diye bir soru kurgulamış arkadaşımız. Böylece 9. testi bitirdik. 10. teste geçelim mi? Geçelim mi? Hadi. Hadi 10. test. Hadi geçtik. Hadi bakalım. 10. testin ilk sorusu bizim eskiden çok sevdiğimiz bir oyun. Adam Asmaca kelime sormuş. Sorulan kelime zıt yüklü iyonların birbirini elektrostatik çekim kuvvetiyle çekmesi sonucu oluşan bağ, yani iyonik bağı sormuş. Yalnız soruda ufak bir hata var. Tahminde bulunan oyuncu ilk tahmininde bir tane harfi bulmuştur. Buna göre oyuncu ilk tarifinde hangi harfi söylememiştir olması lazım. Çünkü kelimede O bir tane, Y bir tane, K bir tane, N bir tane iken İ iki tane. Dolayısıyla ilk tahmininde İ'yi söylememiş olması lazım ki İlk tahmininde bir tane harf bulmuş olsun. Söylememiştir diye soruyu düzeltelim. Birinci sorunun cevabı böylece Denizli olsun. İkinci soruda pasta dilimlerinin üzerine bileşikler yerleştirilmiş. Fark ettiyseniz NaBr iyonik, CaO iyonik, Li iyonik,
KCl iyonikken CO2 kovalent. Bu pasta dilimlerinden hepsi aynı sınıfı yerken Kenan farklı sınıftaki bileşiği yemiş. Demek ki Kenan kovalent yemiş. Cevabımız C seçeneği. Üçüncü soruda soru bize hangi değişimde kimyasal bağlar kırılır diyor. Yağmur suyunun yeryüzünü terk etmesi, yani buharlaşması fiziksel. Suyun hidrojen ve oksijene ayrışması kimyasal, elektroliz. Kolonyanın uçması yine buharlaşma fiziksel. Yalnızca 2'de kimyasal bağlar kırılır. 1 ve 3'te fiziksel bağlar. Hatta ikisinde de hidrojen bağı kırılır. Kolonyada da etil alkolde hidrojen bağı vardır. Suda da hidrojen bağı vardır. Cevabımız kimyasalı soruyor. Yalnız 2. Dördüncü soru PbCl4 hakkında en küçük birimi moleküldür. Soruların en başında, konunun en başında söylemiştik. İyonik bağlı bileşiklere molekül diyemiyoruz. Bileşik diyebiliyoruz. Kristal örgü diyebiliyoruz ama molekül olmuyor. Burada klor eksi 1 kurşun artı 4 ve kurşun değişken değerlikli bir metal olduğu için adı kurşun 4 klorür. Ve iyonik bileşikler oda şartlarında katıdır. Erime noktaları yüksektir. Dördüncü sorunun cevabı Diyarbakır. Beşinci soru HCl molekülü ile ilgili. HCl hidrojen daha metal, klor daha metal olduğu için ortaklaşmayla oluşmuştur. Klor 7 adı elektronegatifli hidrojenden fazla olduğu için hidrojen kısmı negatif, klor kısmı negatif, hidrojen kısmı pozitiftir ki bütün kovalent bileşiklerde hidrojen kısmı pozitiftir çünkü hidrojen en kötü ametal. Bütün ametallerle kısmı pozitiftir ve klor negatif oluyor. Yük yoğunluğu eşit dağılmamıştır. Bu polar bir moleküldür. Kutup oluşur gayet. Kalıcı dipol oluşur burada. Kalıcı. Anlık bile değil. Cevap 1 ve 2. Altıncı soru XH3'ün şekli verilmiş. Bakın 3 hidrojen aşağıda olduğuna göre burada bir elektron çifti olması lazım. Polar bir molekül. X'in atom numarası 7 ise 7, 2, 5. İkinci periyot 5 adı azot. Azotsa hidrojen bağı yapar. Doğru. 6 çift ortaklanmış. Bakın 3 bağ var. 3 bağ 6 tane. 6 çift değil. 3 çift elektron demek. Elektron yoğunluğu dengeli dağılmamıştır ve molekül polardır. Şekilden de belirliyor da hani şekil bizi aldatıyorsa ve dengeli dağılmamışsa polar diyor. E her türlü doğru yani zaten. Cevap 1 ve 3 Denizli. 7. soru hangilerinde metalik bağ bulunur? Metalik bağ metallerde ve alaşımlarda bulunur. Altın yüzük eğer 24 ayar değilse alaşımdır. 24 ayarsa metaldir, her türlü metalik bağ bulundurur. Amalgam civanın yaptığı alaşımlara verdiğimiz isim madeni para da bir alaşım. Metallerde ve alaşımlarda metalik bağ bulunduğu için 7. sorunun cevabı Edirne. 8. soru bu bileşiklerin Lewis yapısında, bileşiğin yapısında değil de bileşiğin Lewis yapısında bağ yapımına katılmayan elektron çiftiği ile ilgili. Hemen çizelim. Bakın oksijen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biraz şeyde kaldı değil mi? Şöyle oksijeni zaten hatırlarsınız değil mi? Oksijenin suyla oluştu, hidrojenle oluşturduğu bileşik yani su şu şekildeydi. Oksijende bakın 2 burada, 2 de burada. 4 tane elektron var bağ oluşumuna katılmayan. Flor'u hatırlarsanız flor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her florda bakın 6 elektron katılmıyor. 3 florda 3 kere 6, 18 elektron katılmıyor. BF3'e dikkat edin. BF3'te bor 3A'da borun hepsi katılıyor. Zaten 3 tane var. CCl4'te yine klor flor gibi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klorda da 6 tane katılmayan var. 4 tane klorda 24 tane katılmayan var. 18, 4 daha 22, 24 daha 22. 46 tane elektron bağ oluşumuna katılmamış Lewis yapılarında. 8. sorunun cevabı bu nedenle Ceyhan. Ve 10. testi de bitirdik. O zaman 11. teste geçelim mi? Hadi. Hadi 11. Hadi devam. 11. soru. 11. soru olur mu be? 11. testin ilk sorusu fiziksel kimyasal olaylarla ilgili. Arkadaşlar çay limonla kimyasal tepkimeye girer. Limonun rengi sarı olduğu için değil, limonla çay arasında kimyasal bir olay olduğu için rengi açılır ve çayın limonla tepkimesi kimyasaldır biliyorsunuz. Kimyasal olaylarda fiziksel özelliklerde değişir. Bu yüzden 1. sorunun cevabı D seçeneği. İkinci soru hangisinde kimyasal özellik yani kimlik özelliği değişmiştir diyor. Elmanın sirke yapılması mayalanma kimyasal. Sütten peynir kimyasal. Demirin paslanması kimyasal. Cevabımız E seçeneği. Üçüncü soruya baktığımızda buğdayın öğütülmesi fiziksel, şekerin çayda çözülmesi çiğ oluşumu ve süblimleşme fizikselken canlı bünyesinde gerçekleşen fotosentez, solunum, sindirim gibi olaylar kimyasaldır. Cevabımız C seçeneği. Dördüncü soru petrolden mazot eldesi ayrımsal damıtma fiziksel. Şekerin
pancardan elde edilmesi sadece pancarın parçalanıp sıcak suya atılmasıyla oluşuyor. Pancarda var olan şeker ekstraksiyonla özütlemeyle suya geçiyor fiziksel. Tuzlu sudan tuz eldesi de yine bir karışımın ayrılması. Üçü de karışımların ayrılmasıdır ve fizikseldir. Cevap E seçeneği. Beşinci soruda mum yanması kimyasal, erimesi fiziksel. Doğru, yanma kimyasal bir olay, erime fiziksel bir olaydır. Eriyen mum kalıba yanıp ip yerleştirilirse mum elde edilir. Eridiğinde değil, yandığında kimyasal özelliği değişmiştir. Cevabımız yanlış olanı sorduğu için C seçeneği. Altıncı soru yine Lewis'teki ortaklanmamış elektron sayısı ile ilgili, ancak arkadaşlar altıncı sorudaki ilk bileşik olan SO2 müfredatta olmayan bir konu. SO2'de çünkü özel bir durumumuz var. Bu özel durumun ayrıntısı yok. Çok kafa karıştırmak istemiyorum. SO2 bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle. 2 tane de burada var. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 çift var değil mi? 6 çift var. Size SO2'nin bu durumunu bilmeniz yeterli. BF3'e baktığımızda BF3'te bor zaten 3A'da. 3 elektronu var. Hiç ortaklaşmamış elektronu yok. Ama flora baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her florda 3 çift var. 3 florda toplam 9 çift elektron var. CCl4'e baktığımızda klor yine 7A'da. Bakın her klorda, her florda olduğu gibi 3 çift var. 4 çarpı 3, bunda da 12 çift var. 6, 9, 12. 6. sorunun cevabı A seçeneği. SO2'nin molekül yapısı müfredatta yok arkadaşlar. 2 ve 3'ü bilmeniz yeterli. 7. soru 6A'daki H2O, H2T, H2S, H2S ve H2T'nin kaynama noktaları ile ilgili. H2O'nun gruptaki diğer bileşiklere göre kaynama noktasının yüksek olmasının sebebi hidrojen bağı. H2T bileşiğin kaynama noktasının H2S ve H2S'den fazla olmasının sebebi metalik bağ. Lütfen. Moleküllerde etkileşimlerin hepsi aynı ise molekül büyüdükçe London artar. Evet, etkileşimler aynı ise, bakın burada aynı. Molekül büyüdükçe, toplam elektron sayısı arttıkça London arttığı için H2T'nin kaynama noktası en yüksek olmuş. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3, 11. testi bitirdik. O zaman son 2 teste geçelim hadi. Test 12 ve test 13'e. Hadi bakalım. 12. testin ilk sorusu kimyasal türler arası etkileşimlerden fiziksel kimyasal olaylarla ilgili. Ah biraz kaymış, pardon, şunu düzeltelim hemen. Tamam. Besinlerin sindirime uğraması kimyasal, yoğurttan ayran tereyağı eldesi fiziksel, yoğurttan tereyağı fiziksel. Suyun elementlerine ayrışması, suyun elementlerine ayrışması kimyasal. Hangilerinde kimyasal değişim olmuştur diyor. Bu sorunun cevabı hatalı arkadaşlar. Bu sorunun cevabı C seçeneği. Yoğurttan, sütten veya ayrandan tereyağı her türlü fiziksel. Çünkü tereyağı yoğurdun da sütün de ayranın da içinde var. 12. sorunun ilk sorusunun, 12. testin ilk sorusunun cevabı C seçeneği. İkinci soru, XYZ moleküllerinde var olan bağlar verilmiş moleküller arası. X'te hidrojen bağı olduğu için hidrojen bağı dipol dipol ve London'dan kuvvetli, en kuvvetli X olur. Y'de dipol dipol yok ama Z'de dipol dipol var. Sonra Z, sonra Y olur. X, Z'ye cevabımız B. Şimdi hidrojen bağı dipol dipolden dipol dipolde London'dan kuvvetli. Üçü varken en kuvvetlisi etkili hidrojen. Yine dipol dipol London varken en kuvvetlisi dipol dipol etkili. Etkin çekim kuvveti ne kadar fazlaysa erime kaynama noktası o kadar yüksek oluyor arkadaşlar. Üçüncü soru, 2A grubunda bulunan ABC elementleriyle ilgili bilgi verilmiş. 2A hemen dizdik. Flor elementiyle yaptığı iyonik bileşiklerde iyonik bağ sağlamlığı yükle doğru, çapla ters, yükleri aynı olduğuna göre çapı en küçük olan B elementi yukarı yazdık. A'nın çapı C'den küçüktür, o zaman A burada, C burada. Atom numarası kıyasını soruyor. C büyük, A büyük, B. Ne oldu? Üçüncü soru C seçeneği. Dördüncü soru BCl3'ü soruyor. Bor arkadaşlar biliyorsunuz 3A'da ama bir yarı metal, yarı metal olduğu için kovalent bağ yapıyor. O yüzden BCl3'ün Lewis nokta yapısı şöyle. Ortaya bir tane bor, bir tane klor koydu. Bir tane bor, bir tane klor koydu. Klor 7A'da, 3'te etrafında var 3 çift. Bu şekilde. İyonik bağlıdır. Hayır, değildir. BCl3 iyonik bağlı. Dolayısıyla Lewis gösterimi böyle değildir. Merkez atomda fazla elektron kalmadığı için apolar bir moleküldür. Cevabımız bu. B
Beşinci soru, hangisinin adlandırılması da Roma rakamına ihtiyaç yoktur? Magnezyum sadece artı 2 değerli kaldığı için adı magnezyum nitrat, ihtiyaç yoktur. Bakır birden fazla değerli kalıyor. NO3-1 bakır artı 1. Bakır 1 nitrat bu. Bu da demir 2 nitrat. Demir ve bakır farklı değerli kalıyor. Magnezyum ise sabit değerlikli. Hangisinde Roma rakamı konulmaz diyor. Cevap Adana. Altıncı soru, yine fiziksel kimyasal değişim. Hamurun mayalanması kimyasal. Barajdan elektrik fiziksel. Yaprağın sararması kimyasal. Üçgen kare üçgen, cevabımız Denizli. Yedinci soru, adlandırma ile ilgili. Bu asetat kökü. Potasyum asetat doğru. Alüminyum değişken değerlikli bir element değil. Değil. Sadece artı 3 alıyor. Cümleyi başlattım. Aklımdakini söyleyemedim. Alüminyum 3 sülfat değil. Alüminyum sülfat. Ama bakır değişken değerlikli bir element. Bakır 1 siyanür olması lazımdı. Dolayısıyla üstteki doğru, alttaki ikisi yanlış. 7 Edirne. 8'de kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması verilmiş. Güçlü zayıf. Güçlü iyonik, kovalent, metalik, artık hangisi hangisi ise bilmiyoruz. Zayıf da hidrojen bağı ve van der Waals, hangisi hangisi bilmiyoruz. A iyonik bağ olabilir. E metalik bağ olamaz. X zayıf etkileşimlerdir. B hidrojen bağı olamaz. B ya iyonik ya kovalent ya metalik. Bir şık aşağıda kalmış. C metalik bağ değilse kovalent bağ olabilir. Evet olabilir. Cevabımız 8 için D seçeneği. 9. soruda hidrojen bağı gösterilmiş. Bakın suyun oksijeni ile hidrojeni arasında. 1. bağ, yani kovalent bağ bu. Güçlü. Kırmak için gereken enerji 2. bağı kırmak için gerekenden fazladır tabii ki. Bu zayıf çünkü. 2. bağ hidrojen bağıdır ve güçlü değildir. Zayıfın en güçlüsüdür sadece. 3. bağ polar kovalent bağdır. Evet, 1 ve 3 polar kovalent bağdır. Cevap da 1 ve 3. 10. soru, yukarıda verilen moleküllerin kendi aralarında oluşan etkin çekim kuvvetlerinin eşleştirilmesi. Bakın N ve H var. Fondan biri hidrojene bağlıysa hidrojen bağı. HC ile X1Y1'in hepsi polardı. Polarda dipol dipol, apolarda London. 1B, 2C, 3A. 1B, 2C, 3A. 10. sorunun cevabı da Adıyaman. 11. hidrojenin bunlarla yaptığı bileşikleri soruyor. Bor 3A'da hiç ortaklanmamış elektronu içermez. Karbon 4A'da o da hiç ortaklanmamış elektronu içermez. Hidrojen zaten içermez yani. Azot 5A'da 1, 2, 3, 4, 5. Bir hidrojen burada, bir hidrojen burada, bir hidrojen burada. Bileşikte ortaklanmamış elektron çifti sorduğu için Adana. 2 elektron, yani bir çift var. Cevabımız Adana. Karbondioksitin suda çözülmesi kimyasal, kağıdın yırtılması ve mumun erimesi fizikseldir. Testin son sorusu hangisi fizikseldir diye soruyor. Cevap Edirne. O zaman hem ünitenin yani hem yok bir tane. Ünitenin son testine geçelim mi? 13. testi. Hadi bakalım. İlk soru iyonik bileşiklerle ilgili. İyonik bileşikler sert, kırılgandırlar. Herhangi bir zorlamada kırılırlar. Doğru. Erime kaynama noktası yüksektir ki bu da sert olması ile ilgili. Sert olması, kırılırsın tatlım. Biraz yumuşak ol. Sıvı ve sulu çözeltileri halinde iyonlarını ayrışarak elektrik akımını iletirler. Katı halde de iletmezler ha. İkinci soru bileşik formülünü soruyor. Demir artı 2, sülfat eksi 2 zaten. Sülfatı sen bileceksin. Dolayısıyla bileşiğin formülü FeSO4 oluyor. Aa, yanlışı mı soruyor, doğruyu mu? Ha, doğruyu soruyormuş. Yoksa diyecektim direkt yanlışı bulduk. Nasıl oldu bu? Potasyum artı 1, permanganatta MnO4'ün eksi 1 olan kökü. KmNO4, MnO4 eksi 2 olunca manganat oluyor arkadaşlar. Bu da yanlış. Civa artı 2'ymiş. Nitratı da biz biliyoruz eksi 1. Dolayısıyla bunun da formülü Hg civa artı 2 olduğu için NO3-2 olacak. O da gitti. Amonyum artı 1 arkadaşım. Klorda eksi 1. NH4Cl olacak. Öyle bir bileşik yok. Kalay, hadi sorunun cevabı mı yok yoksa. Artı 4. Oksijen eksi 2, çaprazlarsak C seçeneği ikinci sorunun cevabı. Üçüncü soru, hangisinde sadece London görülür diyor. SO2 kükürtte fazla elektron kaldığı için polardır. Dip dip görülür. CO2 merkez atomda fazla elektron yok, apolardır. London. BF3'te fazla elektron yok. Element molekülleri zaten apolar. H2O'da fazla elektron var. Aynı zamanda fon olduğu için hidrojen bağı.
CCL4'te de fazla elektron yok. London. Hangisinde sadece London görülür diyor. 2, 3, 4, 6 cevap. Bolu. Hangisinde hidrojen bağı bulunmaz diyor. Bakın burada oksijen karbona bağlı. Bu molekülün molekül yapısı böyle. Konu anlatımında da bahsetmiştim. Oksijene bağlı hidrojen olmadığı için burada hidrojen bağı yok. OH ve NH'da hidrojen bağı var. Olmayanı soruyor. Dördüncü cevabı Antep. 5'te MgO'nun elektron nokta yapısı verilmiş. Elektron alışverişiyle oluşmuştur. Doğru. Farklı atomlar oluştuğu için elektron alışverişi. Kovalent. Lütfen. İyonik bağ bu. Molekül değil ki polar olsun. Molekül değil bu. Ayıp. Cevabımız Adana. Adlandırma veriliyor. Hg2 Cl-1 değerlikli. Burada civaya da artı 1 kalır. Civa 2 değil. Civa 1 klorür olması lazım. MnO4 bak buradan çaprazda -2. MnO4 -2 manganattır. Permanganat -1'dir. KmnO4. SO4 -2 o zaman kalayın da artı 2 olması lazım. Kalay 4 değil. Kalay 2 sülfat oluyor. Cevabımız 1, 2, 3 hepsi hatalı bak. Bu -2 ise buna artı 2 kalıyor. Klor -1 iki tanesi -2 ya. 2 civaya artı 2 kalıyor ama 2 tanesi artı 2 ise bir tanesi artı 1 oluyor. Anladın değil mi? Tamam. Cevap Edirne. Değil mi? Evet evet. Edirne. Altı Edirne. Bu kadar. 7. soru klasik bir soru. Kitaplarda çokça yer alan. Hangisi polar kovalent bağ içermesine rağmen apolardır? Karbonun üzerinde elektron çifti yok bakın. Cs2, CO2 ile aynı yapıda. Merkez atomda fazla elektron çifti yoksa molekül apolardır. Bu bizim bileşiğimizi uyuyor. İki de apolar ama iki de polar bağ yok. Hidrojenle hidrojen arasındaki bağlar apolar. Bana diyor ki bağı polar olsun, bağı polar olsun, molekül apolar olsun. SO2'de de apolar değil çünkü kükürtte bak hemen şurada çizdik ya. Merkez atom kükürt. Kükürtte elektron kaldığı için kükürdün yaptığı bileşikler apolar olmuyor. Kükürdün merkez atom olduğu bileşikler apolar olmuyor. Cevabımız ne oldu 7'de? Adıyaman. 8. soru Lewis nokta yapısını soruyor. Azot 5A'da bak 1, 2, 3, 4, 5. Ortada 2 değil 3 elektron olması lazım. Bir yanlış. CO2 defalarca yaptık. Karbon 4A'da şöyle 1, 2, 3, 4. 4 elektronun ikisini bir oksijenle, ikisini diğer oksijenle kullanıyor ortaklaşa. Ve oksijende 6A'da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane ortaya koyunca 4 tane dışarıda yer alıyor. Doğru. Nafe iyonik. İyonikleri böyle gösteremiyoruz. Sodyum elektron verdi artı. Flor da bu elektronu aldı. Hatta aldığını göstermek için böyle köşeli parantez. Hepsi florun bunların diyoruz. Eksi. Ne oldu cevabımız? Doğruyu soruyor değil mi? 8 Bursa. 9 bir adlandırma sorusu. Kovalent bileşiklerden onu D3D okuyorduk. Azot tribromür. Kükürt hexa değil 7 hepta florür olması lazım. Diazot pentaoksit 1 ve 3 doğru. 10. soru hangisinde oluşan veya kopan bağın enerjisi 40'tan küçük? 40'tan küçükse zayıf etkileşim. Zayıf etkileşimse olay fiziksel. Sütün ekşimesi kimyasal, pişme kimyasal, metallerin iletmesi fiziksel, asit baz tuzun iletmesi kimyasal. Betonun, çimentonun yumuşatıcı olur mu be? Yapıştırıcının kuruması kimyasal, yağlı boyanın kuruması kimyasal. Cevap C seçeneği. PF3'te P5A'da arkadaşlar. 5A 3 bağ yapar. 2 de elektronu kalır ve merkez atomda şöyle fesat fazlalık bağ yapmayan elektron kaldıysa molekül polar olur. Eşit dağılımı engeller. Bir yanlış. BH3 apolar çünkü bor 3A'da 3 elektronu var garibimin. Değerlik elektronu. 3'ünü de kullanıyor. Fazla elektron kalmadığı için eşit dağılıyor ve apolar oluyor. Azotta da fosforda olduğu gibi bir çift elektron var ortamı bozan. Bu da polar oluyor. 2 ve 3 doğruyken kaçıncı soru? 11. soruda bir yanlış. Ha, bana yanlışı soruyormuş. O zaman cevabım Adana. Ve ünitenin son sorusu C3H7OH. Hem polar hem apolar kovalent bağ içerir. Evet yani karbonlar birbirine apolar bağla bağlı. Ama karbonlara bağlı hidrojenler polar bağla bağlı. Ortane ortaklanmış, elektron çifti 4 tane ortaklanmamış. Hadi böyle bir soru mu olur ya? Bunu nasıl yapsın TYT öğrencisi? Tabi bu biraz zorlar arkadaşım sizi. Şimdi çünkü nasıl? Organik bilmeniz lazım biraz. Organik bilmeden olmaz. Şimdi CH3 bu birinci karbon. Şu ikinci karbon bak. H kaç oldu? 5 mi oldu? 2 tane daha mı yazacağız H?
Şimdi bu da üçüncü karbon. Şöyle. Şuraya oksijen, şuraya hidrojen. Oksijenin de şurada elektronları olsun. 3, 4, 5, 6, 7. Uf, tam oldu. 10 tane ortaklaşmış. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane ortaklaşmış var. 4 tane de ortaklaşmamış elektron var ama çift olarak, ha, çift olarak 2 çift ortaklaşmamış var. Molekül polardır. Evet, polardır. Hidrojen bağı var. Bak onu hiç açmadan bilebilirsin. Hidrojen bağı taşıyanların hepsi polardır. Ne oldu cevabımız? 1 ve 3 oldu. Böylece ne yaptık? Bu konunun da soru çözümlerini bitirdik. Birazdan ne yüklenecek? Maddenin fiziksel halleri yüklenecek. Maddenin fiziksel halleri ve doğa ve kimyayı bugün yüklüyorum. Bu videoyla beraber. Daha doğrusu onlar önce gelecek, hatta bu daha sonra gelecek. Maddenin fiziksel hallerinde 13 test var. Doğa ve kimyadan 4 test. Onlar da bu hafta içinde yüklenmiş olur. Efsane kimya ile ilgili. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.